Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz pembe ve sarı renkliğinden çalıştığım bir dantel motifi ile karşınızdayım. Bunun yapım aşamalarını sizlere yavaş yavaş adım adım göstereceğim. Motif motif yapıp battaniyeler yapabilirsiniz, sehpa örtüleri, masa örtüleri yapabilirsiniz. Tek olarak supla, bardak olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir örgü modelinin yapım aşamasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz dantel ipliklerinden ya da renkli ipliklerden yaptığınız takdirde sizin elinizde daha güzel duracaktır. Ben örgüye yeni başlayan arkadaşlarımıza yeni eline tığ alan arkadaşlarımıza adım adım göstermeye çalıştım. Sarı ve pembe renkli ipimden böyle güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi yapım aşamalarına yavaş yavaş geçelim. Geçmeden önce sizlere her zamanki gibi kanalıma abone olmaya ve videolarımı beğenmeye davet ediyorum. Ayrıca yapacağınız, videomu yapacağınız yorumlarınız da beni çok çok mutlu edecektir. Sizlerle diyalog halinde olmaktan büyük keyif alacağım. Evet, başlayalım arkadaşlar. Ben sarı renkli ipimi yapıyorum. Rengarenk yapabilirsiniz. İllaki beyaz dantel ipliklerinden yapılacak diye bir kaide kural olduğunu düşünmüyorum. Elinizde hangi ipiniz, dokudaki ipiniz, renkli ipiniz varsa yapabilirsiniz. Sonuçta adı üzerinde dantel ya da tığ iş. Şöyle ilk defa başlayanlar için ipimi tığımın üzerine düğüm atarak başlıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum, şöyle kameram tam odaklı mı? Evet, çekmiş olduğum ilk zincirin içerisine girip kancamın ucuyla çekiyorum. Bir halka oluşturuyorum. Bu noktada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çekmiş olduğum zinciri parmak ucumu, tırnağım ucuyla batıyorum. 5 tane daha zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Şimdi toplam 15 tane zincir çekmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 kere ipimi tığımın üzerine sarıyorum. Sardığım ipliği halkanın içerisine geçiriyorum. Bakın, şöyle halkam ters durmuyordur. Şöyle bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ve 8 kere de 4 kere doladığım ipliği 8 kere de çıkarıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. İpimi 4 kere yine sarıyorum. 2 3 4. Sardığım ipliği halkanın içerisine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Bak, 7, şöyle göstereyim ve 8 kere de çıkarıp şöyle bir görüntü elde ediyorum. Böyle arkadaşlar toplam 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 kere sarıyorum ipimi, halkanın içerisine giriyorum. 8 kere de çıkarıyorum. 1, doladığım ipliği 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle ve 8. Bakın şöyle göstereyim. Tam ortadan tutayım. Böyle toplam 8 tane yapıp karşınızda olacağım. İkinci sırayı göstermek üzere. 8 tane demiştim. 10 tane çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzanımız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip çekmiş olduğumuz başlama aşamasındaki 15 zincirin tam 5.sine bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tam 5.sine batıyorum. Ve çekip sabitliyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu noktada şu sütunun içerisine girip bir sık iğne ya da kaydırma tekniğiyle ipimi kaydırıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekip ipimi doluyorum. İçerisine girip 1, 2 trabzan yapıyorum. 5 tane bakın. İlk çekmiş olduğumuz 3 zincir dahil 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Burayı içerisine giriyorum. 5 tane trabzan.
Böyle başlama noktasına gelene kadar aynı şekilde sıra sıra takip edip ilerliyoruz. 3. İnanın çok kolay. Siz de yapacaksınız. 2, 4. Bakın şöyle. Yine 1, 2, 3 zincir çekelim. Doluyorum. Bir sonraki kademenin içerisine geçiyorum. Farklı dokulardaki ipliklerden yaptığınız takdirde paspaslar, suplalar yapabilirsiniz. Ya da motif motif birleştirip battaniyeler yapabilirsiniz. Masa örtüleri, sehpa örtüleri. Tercih size ait. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle döne 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 buraya kadar ilerliyoruz. Bu şekilde sıra sıra tamamladım arkadaşlar. Dantel ipliklerinden ya da yünden ya da farklı ipliklerden yaptığınız takdirde güzel bir tüyle harika duracaktır. Şimdi son kademeyi de 3 tane zincir çekiyorum. Başlama noktasına gelebildik. Çektiğimiz ilk zincirin tepe noktasına batıyorum ve birleştiriyorum. Böyle. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve tığımın üzerine ipimi alıyorum. Buradaki 4 tane trabzanın üzerine bakın 1, 2, 3, 4. 4 trabzanın üzerine tek tek batıyorum arkadaşlar. Bakın. Zincirimin yanındaki trabzanın üzerine bir kere de çıkarıyorum. İpimi tığımın üzerine bırakıyorum. İpimi doluyorum. Bir yandaki trabzana geçiyorum. Bırakıyorum. Bir yandakine geçiyorum. Çıkarıyorum. Bir kere bırakıyorum. Tığımın üzerinde ilmeklerimi topluyorum. Böyle. Şimdi hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine doluyorum ve bu 3 zincirin içerisine giriyorum. 1, 2 kere de bir trabzan. Yine giriyorum. 1, 2 kere de bir trabzan. Burada 1, 2, 3, 4, şöyle göstereyim. 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. Yine aynı yerin içerisine giriyorum. 1, 2 kere de bir trabzan. Doluyorum. 1, 2 kere de bir trabzan yapıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Açık bir net göstereyim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir sonraki kademeye geçebilmek için. 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını. Tığımın üzerine bir kere dolalım. 5 tane trabzanın üzerine bakın. 1. Topluyoruz ilmekleri tek tek tığın üzerinde. 3, 4 ve 5. Bakın. Tek seferde çıkarıyorum. Kolay arkadaşlar. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine tığımın üzerine aldım. Buradaki 3 zincir içerisine geçiyorum. 1, 2 kere de bir trabzan. Doladım. Yine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine şöyle göstereyim. Yine bir trabzan. Yine bir trabzan. Böyle kademe kademe sıra sonuna kadar, başlangıç aşamasına kadar ilerliyoruz. Ben motifimi bitireyim. Bu kadar arkadaşlar motifimiz. Bitireyim. Bir başka renkte ya da aynı renkten bir motif yapacağım. Nasıl birleştireceğimi de sizlere göstereceğim. Mesela sehpa örtüsü, masa örtüsü ya da bir battaniye yaparsınız arkadaşlar. Bebek battaniyesini dantelden. Supla yaparsınız. Yarı bir paspas yaparsınız. Kalın iplerden, penyeden. Onları size nasıl yapacağını göstereceğim. Bitireyim. Sizlere sonra karşınızda olacağım. Evet. Bakın arkadaşlar, böyle güzel bir motif ortaya çıkıyor. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz dönerek. Bu kadar yeterli benim için. Yuvarlak bir motif. Bardak altlı supla olarak da yapabilirsiniz. Şimdi motifleri bir pembe renkli ipten yaptım sizlere. Şimdi bu iki motifin birbirine nasıl birleşeceğini göstereceğim. Tek renkli mesela bir masa örtüsü yapmak istiyorsanız yaptığınız iki motifi nasıl birbirine birleştireceğinizi teker teker anlatmaya, göstermeye başlıyorum. Çok kolay, zorlanacağınızı düşünmüyorum. Yine zincir çekip bir sonraki ilk yapmış olduğumuz sarı renkli ipimizdeki ortada 5 tane 2 trabzan, 5 zincir 2 trabzan, bakın gösteriyorum.
bir zincirlik kesimin içerisine girip böyle tığımızı içerisine alıyorum ve bir düğüm atıp geçirip bir düğüm atıp iki tane zincir çekip ya da üç tane zincir çekip tığımın üzerine, bakın şimdi alıyorum ve iki trabzanla tamamlayıp birleştiriyorum. Her bir 5 zincirlik kesimi böyle tek tek bir sonraki kademede yaptığınız motifleri tek tek birleştirerek böyle devam ediyorsunuz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde bitiriyorsunuz arkadaşlar. Umarım seversiniz. Sizlere güzel ve detaylı bir şekilde anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Sevdiyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsini tek tek birleştirdikten sonra motif motif istediğiniz renkte yapıp yatak örtüleri, battaniyeler, masa örtüleri, suplalar istediğiniz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.